Evet sevgili dostlar, güzel canlar. Bir muhabbet bağı programında yine birlikteyiz. Saygı, sevgi ile aşkın yazılarımı sunuyorum. Bugünkü konumuza gelince de genel bir konuyla sizlerin karşısındayız. Nedir bu genel konu? Cem evlerinin açılışı ve Cem evlerinde verilen paneller, oradaki sohbetler, Cem evlerinin işleyişi. Akademisyen gözüyle bunları tartışacağız, bunları sohbet edeceğiz. Ve yine uzaktan bizleri kırmayıp davetimize icabet etti. Kendisini tanıtayım. Yine biz programımızın açılışına bu şekilde devam edelim güzel dostlar. Malatya İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Taner Tatar Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bizleri kırmadınız. Estağfurullah. Davetinize icabet ettiniz. Biz şeref teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızın yüreklerine sağlık. Ben tabii sözü size vereceğim. Hem kendinizi tanıtmış olursunuz. Hem beraber olduğumuz panelde Cem Evler'in açılışı ile ilgili. Biliyorsunuz son dönemlerde Cem Evler'in açılışı güzel dostlar. Ve Cem Evler'in açılışında da buna akıbeten paneller yapıyoruz. Bilgi anlamında, sohbet anlamında. İşte yakın bir zamanda açtığımız bir Cem Evi'nin Bulgaristan Dulova'daydı. Ve bunun açılışının hemen ardından da bir panel verdik. Ve bu panelde konuklarımızdan bir tanesi de Profesör Doktor Sayın Taner Tatar Hocam'dı. Kendisi önce kendini tanıtacak ve önce izlenimlerini alacağız. Cem Evi'ndeki o Dulova'daki, Bulgaristan'daki, Türkiye ile Balkanlardaki kıyaslamayı beraber burada konu edeceğiz. Ben sözü Taner Hocam'a vereceğim. Hocam buyurun, önce kendinizi bir tanıtırsanız kısa ve ondan sonra bahsettiğim konular içerisinde soruya girebiliriz. Teşekkür ederim. Sevgili canlar, sevgili seyirciler, hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. İnönü Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Çalışma alanlarım arasında Alevilik, Bektaşilik de var ama başlıca uzmanlık alanım değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz gönül işi. Hem ben öğreniyorum, hem öğretiyorum. Yani orada panelde konuşmacıydık ama oradan birçok şey öğrenerek de geldik Türkiye'ye aynı zamanda. Bu bakımdan da sizlere müteşekkirim. Kıt kaynaklarla, sınırlı kaynaklarla oralara kadar bizleri taşıdınız, götürdünüz. Seve seve o hocam. Muhabbet ortamına, o muhabbet bağına bizleri dahil ettiniz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Çünkü tabiri caizse oradan bir ateş aldık geldik. Bu ateşle epeyce müddet devam ederiz. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam... Ekran program sadece buradaki canlarımız değil, Avrupa'da da bizi izliyor. Onlara da bir selam sunalım. Ve özellikle tanıdıktan sonra işte gittiğimiz yerlerde de özellikle soruyorlar. Dede program hangi saate falan başlayacak? Mesela şimdi Bulgaristan'daki dostlarımız da onu bekliyorlar. Oraya da zikredeceğimizi de söylemiştik. Evet. Dile getireceğimi söylemiştik. Hocam işte bu ikincidir sizinle beraberiz. Daha önce de Kırcaeli tarafına gittik. Evet. Orada bir panel yaptık. Şimdi Türkiye ve Balkanlara veya Avrupa kıyaslamasını yaptığımızda sizin gözleminizle, sizin bakış açınızla Cem Evler'in açılışı ve Cem Evler'deki, sizde de bulunduğunuz için söylüyorum, işlevi Türkiye ile işte Balkanlardaki işlev nasıldır? Buradaki o kıyaslama yapabilir misiniz? Tabii inşallah. Gayret edeyim en azından. Burada da evet Cem Evler'ine gittik, bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kabul buyurdular. Orada da şimdi bizim burada oraya göre daha rahat bazı şeyler. Birçok sıkıntı var malumunuz. Buna rağmen daha rahat. Orada canların bir araya gelip birlik içerisinde hem dert olmaları aynı zamanda ve birçok şeyi bir arada yürütebilmelerinin çok önemli merkezi bir kurumu olarak karşımıza çıkıyor Cem Evi. Belki o Cem Evi'nin dışında o işleri yapabilme imkan ve ihtimali yoktur. Evlerinin bir odası belki bu iş için ayrılabiliyor ama bir oda ne kadar iş görebilir düşünmek lazım. Çünkü orada bulunan insanlar öyle sayısal olarak hiç de az değil. Her ne kadar acıyla söylemek gerekirse azınlık içerisinde azınlık gibi bir sıkıntıya
düşmüşlerse de sayı itibariyle çoklar. Esas itibariyle insan nicelik, sayısal bir varlık değildir. Tek bir insan bile kıymetlidir. Orada cemevlerinin Türkiye'de de olduğu gibi birçok işleviyle karşılaşıyoruz. Zannediliyor ki cemevi işte haftanın belirli bir gününde veya belirli fasılalarla toplanılan, semah yapılan, ondan sonra haydi alasmarladık dağılılan bir yer. Hayır, öyle bir yer değil. Cemevleri hayatın bizatihi kendisi. Hayatın içinden ve hayatın kendisi. Bütünüyle hayatı orada biz görebiliyoruz. Niye görebiliyoruz? Çünkü bizim dini algımızda dünya ve ahiret ayrımı böyle bir peyniri bıçakla keser gibi, iki dilimi ayırmak gibi bir ayrımla yapamıyoruz. İkisi bir bütün. Bu dünyada yaşadıklarımız bizi öbür dünyaya taşıyacak. Kaldı ki inancımız, kültürümüz, geleneğimiz hayatımızın her anına müdahale ediyor. Mesela Batılıların bir iktisat tanımı vardır. Şöyle başlar. Kıt olan kaynakların diye başlar. Hayır, bizde öyle bir şey yoktur. Kaynak kıt falan değil. Bizim geleneğimizde Allah'ın bahşetmiş olduğu sonsuz nimet diye başlar. İşte ne kadar iç içe geçtiğini, inancımızla hayatımızın ne kadar iç içe geçtiğini buradan görmemiz mümkün. Nitekim cemevlerinde mesela bu ekonomiye yönelik bu algımızın, bakış açımızın yansımalarını da orada görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Lokma dağıtılıyor değil mi? Şimdi lokma insanın bir öğün karnını doyurmasından ibaret midir? Hayır. Değil, mutlaka değil. İnsanoğlu karnını bir şekilde, her ne şekilde olursun, doldurur ya. Yani çok da önemli değil. Orada bir manevi bir iklim var aynı zamanda. Canlı biri geliyor, kurban kesiyor. Şimdi şu tabiri kullanacağım. Orada yenen lokma hem şifadır, hiç şüphesiz. Ayrıca da helaldir. Eyvallah. Şimdi bu helalden kasıt nedir? Helalden kasıt nedir? Helalden kasıt sadece, vurguluyorum sadece, kurbanın kesilme usulüyle alakalı değildir. Zaten usulüne uygun kesiliyor. Hatta ve hatta bu usule çok alışılmış kurban kesme usulü vardır. 3 dakikada biter. Orada bitmiyor. Ritüel daha uzun. Edilen dualar daha fazla. Hatta daha ilaveler gönülden. Bir de onca insanların onu paylaşması. Paylaşması. Şimdi bu anlamda zaten helal de. Asıl helallik şuradan kaynaklanıyor. Kurbanı getiren gönüllü. Onun şifa olacağı muradıyla getiriyor. Hem kendisine hem sunduğu canlara. Canların kendi getirdiği kurbandan yemesini onlara bir lütuf olarak değil, canların kendisine yapmış olduğu bir lütuf olarak görüyor. Ve bu öyle bir paylaşım ki gönüller bir araya geliyor. Gönüller bir araya geldiğinde helale karışacak harama dair zerre bulunmaz. Çünkü bir insanın gözü kaldığında ona haram bulaşır. Bir şeyde gözü var, paylaşıyor ama gözü var. Ona haram bulaşır. Bu ince, incelmiş bir haram helal anlayışıdır. Dolayısıyla evet, orası bir cemevi, bir paylaşım, bir araya gelme, muhabbet tazeleme ve ateşleme, harlama
yeri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii birçok işlevi var cemevinin. Kanaatim o ki bu işlevlerin en önemlisi ve belki en başlıcası beşer olarak oraya gelenleri insan olma yolunda yürüten bir yer cemevi. İnsan olma veya yani şöyle biraz daha açarsak. İnsan olma hani yani yanlış cümle ekran başında anlamasınlar diye dedim. Evet, o konuda çok söyledim. Güzel müdahalede bulundunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, yani ne demek insan olmak, başka bir şey mi akla gelebilir? Hepimiz beşer doğuyoruz. Ama hayatımız boyunca yaşadığımız hayatın kendisi bizi ya insan yapıyor ya da yapmıyor. İnsan olmak bir süreç işi. Bir yol üzere gitmeyle, bir seyahatle ilgili bir menzil. Ama bu menzil bir yerde insan oldum bitti menzili değil. Doğumdan ölüme kadar yürünecek bir yoldur. Bu yol üzerinde farklı menziller vardır. Her bir menzilden geçerek insan olma yolunda yürünür. Türkümüzde vardır ya, ben de bu dünyaya bir insan olmaya geldim. Geldim. Çok güzel bir türküdür hakikaten o. Biz de bu dünyaya bir insan olmaya geldik. İnsan nasıl olunur? Şimdi bir karşılaştırma yapsak bu konuda sanırım daha isabetli olur. Batı literatürü ile kendimizi şöyle bir kısaca karşılaştırma yapmakta belki fayda var. Batı'da insan ifratla tefrit arasında değerlendiriliyor. Nasıl? Mesela bazı filozoflar insanın doğuştan zalim, vahşi, yırtıcı bir varlık olduğunu düşünüyorlar. Mesela Thomas Hobbes, insan insanın kurdudur diyor. Dini literatürlerine baktığımızda insan doğuştan zaten günahkar. O günahkar olan varlığı işte değişik ritüellerle günahından arındırmaya çalışıyorlar. Ve bu arındırma işlemi esnasında da bir kurum, papalık kurumu gibi, kilise kurumu gibi daha doğrusu, kilise kurumu kendisini üstün kılıyor ve eline engizisyon gibi bir silahı alabiliyor mesela. Diğer taraftan da tam tersine insanın doğuştan bir melek gibi masum olduğu ya da aslında bomboş olarak doğduğu kanaati, düşüncesi var. İşte John Locke diyor ki insan tabula rasa'dır doğuş itibariyle. Boş bir levha gibidir. Üzerine ne yazarsanız o olur. Tecrübeyle her şeyi edinir diyor. Veya Rousseau aslında insanın doğuştan iyi bir tabiat üzerine doğduğunu ama toplumun onu kötü hale getirdiği üzerinde duruyor. Bizde ise evet, her insan İslam fıtratı üzerine doğuyor ama bu insanın kendisinde taşıdığı bazı cevherler var. Bu cevherler her insanda var ama her insanda aynı sonuca götürmüyor. Nedir bunlar? Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'den yola çıkarak, onun sözlerinden ilham alarak söyleyecek olursak, Adem'in yaratılışını anlatır hünkâr. Der ki, Adem balçıktan bir çamur idi, kurumaya bırakıldı, kurudu. Tam doğrulacakken Allah acele etme dedi, müsaade buyurmadı. Sonra doğrulmasına müsaade etti. Adem sağ yanına baktı, sol yanına baktı, çok farklı varlıklar gördü. Sağ yanına baktığında o kadar güzel, göz alıcı bir varlık gördü ki, dedi ki ona, sen kimsin, nesin? Dedi ki, ben akılım. Yerin neresidir? Yerim baştadır. Öylesine öyleyse yerine girsene dedi ve akıl başa geldi. Sonra bir diğerini gördü. Sen
nice güzel bir varlıksın böyle, sen nesin diye sordu. Dedi ki, ben hayayım. Yerin neresidir? Yüzdür. Öyleyse yerine geçsene dedi. Yüze giydi. Üçüncüsüne sordu. Dedi ki, ben ilimim. İlim nerededir? İlim göğüstedir, gönüldedir. O da yerine geçti. Fakat sonra sol tarafa baktı ki çok çirkin varlıklar var. Korktu da, ürktü de, sordu birine. Dedi ki, kimsin sen? Ben dedi, hırsım. Yerin neresidir? Baştır. Ama baş aklın yeridir. Ben gelirsem akıl gider dedi. Ve geçti başa. Şimdi başımızda akıl da var, hırs da var. Bu donanımla dünyaya geliyoruz. İkinci çirkin varlığa döndü. Sen kimsin dedi. Ben dedi şehvetim. Yerin neresidir? Yüzdür. Ama yüz hayanın yeridir. Ben gelirsem haya yırtılır gider dedi. O da yüze geçti. Üçüncüsü, ben hasedim dedi. Yerin neresidir? Göğüstür. Göğüs ilim yeridir. Ben gelirsem ilim kalmaz dedi. Şimdi potansiyel olarak insanda bu iyi üç unsur ve diğer onunla mücadele eden üç unsur var. Bir taraftan akıl var ama diğer taraftan hırs var. O yürünen yol dediğimiz, insan olma yolu dediğimiz yolda biz aklı parlatmaya, hırslarımızı köreltmeye çalışıyoruz. Biz o yolda yüzümüze haya perdesini geçiriyoruz. Şehveti öldürmeye çalışıyoruz. Bu şehvet sadece bir karşı cinse duyulan arzudan ibaret değildir. Hatta bu genel olarak şehvetin çok küçük bir parçasıdır, cüzüdür. Şehvet dünyevi olan her şeye meyletmektir. Haya örtüsünden daha bir örtü de yoktur. İngilizler sanayi devrimini yaptıktan sonra hakikaten çok kaliteli kumaş yaptığı iddiasındalar. O kadar kaliteli mi? Değil. O dönem itibariyle hiç değil aslında. Ama kendi yapmış oldukları kumaşın çok da kusursuz olmadığını ifade etmek için çok af buyurunuz şöyle bir deyimleri var. Erkeklerin gözünün işlemediği bir kumaş henüz yapamadık derler. Şimdi bu sözü esas alacak olursak, haya perdesini yırtacak hiçbir göz yoktur. O esas perde, esas örtü hayadır. Hırsa gelince hırs ilmi yer bitirir, mahveder. İnsan, şimdi yanlış tabirler kullanılıyor, çocuklarımız için de çok kullanıyorlar. Kelimeler inşa eder, dikkat etmek lazım. Benim evladım, benim çocuğum çok hırslı. Çok iyi çalışıyor, çok hırslı. Niye göre hırslı ama? Bu hırs iyi bir şey değil. Hırs, gayret başka bir şey. Azim başka bir şey, hırs başka bir şey. Azim ile hırs arasındaki fark şudur. Azim sadece ve sadece kendi hakkına olan yöneliştir. Hırsta ise kimin hakkı var, kimin hakkı yok ayırt edilmez. Şimdi biz Hacı Bektaş-ı Veli'nin, hünkârın, ki niye hünkâr diyoruz, bir tahtı mı var? Yok. Nedir hünkâr nitelendirmesine onu götüren şey? Gönül tahtının sahip olmasıdır. Tıpkı Pir Sultan Abdal'da olduğu gibi sultandır, gönüllerin sultanıdır. Şimdi hünkârdan yola çıkarak şöyle bir tablo çizebiliriz. Bir daire düşünelim. Bu dairenin merkezinde akıl var. Yukarıda ruh var. Aşağıda nefs var. Ruhun hemen yanında haya var. Nefsin tam hayanın karşısına gelecek şekilde nefsin yanında şehvet var. Şimdi böyle bir tablo içerisinde biz bir taraftan ruhumuzla dünyaya geliyoruz. Ama öteki taraftan da unutmayalım ki nefsimizle
dünyaya geliyoruz. Bir nefse sahibiz. Cenab-ı Hak bize bir nefs vermiş ve o donanımla dünyaya geliyoruz. Ruha dair çok şey bilmiyoruz. Yani ruh Allah bendendir diyor. Çok fazla da bir şey sormamıza adeta müsaade etmiyor. Nefsle ilgili olarak da aslında çok şey bilmiyoruz. Ama Alevi Bektaşi literatüründe nefse dair aslında çok güzel anlatımlar var. Mesela Cabbar Kulu'nda nefsin neyden yaratıldığına ilişkin olarak ikinci bölümde sorum oydu aslında hocam da çünkü birinci bölümü yaklaşık 3-4'e kazanan sonlandıracağız. Evet. Hani sormadım çünkü nefsi biraz açmak lazım o anlamda girmedim diye ama buyurun kaldığımız yerden devam ederiz. Uzun bir mevzu bu. İkinci bölüme bırakalım. Şöyle bir toparlama yapabiliriz bu anlamda. Her insan potansiyel olarak aynı unsurlarla dünyaya geliyor. Bu potansiyeli her kim nasıl işlerse o oluyor. Yani ilmini besliyor, alim oluyor. Ki biliyorsunuz alim Allah'ın sıfatıdır. O sıfat da sıfatlanıyor. Yani onun cüzüğüyle yol yürüyor. Aklını kullanıyor. Ve bu aklı ruhuna bağladığında, oradan da kalbine bağladığında aklı selime ulaşıyor. Selim akıl sahibi oluyor. Ama aklını, yine akıl var herkeste, aklını gurura, kibire, hasetliğe, nefsin türlü hallerine bağladığında ise zalim aklı ile davranışlarda bulunuyor. Yani bir tarafta aklı selim, diğer tarafta aklı zelim, zalim. Aklı zalim dünyayı yıkıyor. Cana da kıyıyor, mala da el atıyor, sömürgeciliğin sonuçlarını, sebeplerini bir düşününüz. Sömürgeciler neyi yapmamıştır bir düşününüz. Kötü namına ne varsa her şeyi yapmışlardır. Ama diğer taraftan neyi yapmışlardır diye bakıyorsunuz, iyilik namına bir şey yoktur, yapmamışlardır. Aklı selim ise kendisini kalbi selimle, zevki selimle tecelli ettiriyor, ortaya koyuyor. Mesela Balkanları esas aldığımızda, Balkanlardaki Demir Baba, Sarı Saltuk Baba, Akyazılı Baba, Otman Baba, Elmalı Baba gittiydik, gördüydük, hepsini ziyaret ettik çok şükür. Şimdi onların yaptığına bakıyorsunuz, güzel namına ne varsa, dünyayı güzelleştirmek için geldiklerini düşünen ve bu istikamette, bu uğurda gayret sarf eden bir anlayışla hizmet ettiklerini görüyoruz. Evet. Onlara çok şey borçluyuz. Bize güzel bir dünya bıraktılar, bize güzel bir ad bıraktılar, bize güzel bir geçmiş bıraktılar. Utanılacak bir geçmiş değil. Düşünün, Fransızlar Cezayir'de yaptıklarından dolayı kıyamete kadar ne kadar utansalar az değildir. Amerika'nın Suriye'de ve Irak'ta yaptıkları ve dünyanın birçok yerinde, Afganistan dahil birçok yerinde yaptıkları kıyamete kadar yüzleri kızarmış olarak kalacak öyle. Kalacak onlar. Kıyametten sonra ne olacak onu da bilmiyoruz. O kadarını göremiyoruz. Peki hocam. Evet, sohbet muhabbet güzel gidiyor dostlar. Kısa bir reklam arası. Reklamdan sonra yine birlikte olacağız. Yine muhabbete devam ediyoruz. Birinci bölümde konu o kadar güzel akışın devam etti ki ben hocam hiç bölmedim. Bölmek de istemedim daha doğrusu. Yine Taner hocama ben dönüyorum. Kaldığı yerden ve ondan sonra da şu soruyu soracağım hocam. Nefs nedir? Nefs neden yaratılmıştır? Yani insandaki bu nefis
nasıl bir şeydir ki insanları farklı boyutlara götürüyor? Buyurun. Şimdi nefsin neyden yaratıldığıyla ilgili olarak Cabbar Kulu'nda bir hikaye anlatılır. Şimdi biz sosyologlar bir anlatının işte dine uygunluğu, esasa uygunluğu vesaireyi araştırmayız. Yani araştırırız belki ama bizim ilgi alanımıza o girmez. Çünkü bizim için önemli olan bir şeyin anlatılıyor olmasıdır. O anlatılan zihniyeti biçimlendiriyor, tutumlarımızı oluşturuyor, o da davranışlarımıza yansıyor. Dolayısıyla anlatılıyor olması bizim için önemlidir. Ha, inanç mevzudur bu. İnanmaya gelince anlattığım şeye ben inanıyorum. Şu anda anlatacağım şeye ben de inanıyorum. İnanç mevzudur ama. İsteyen inanır, isteyen inanmaz, o da ayrı bir şey. Şimdi Cabbar Kulu diyor ki, Adem yaratılmadan evvel Cenab-ı Allah bir varlık yarattı. Bu varlığa bir ölçü koydu, had, sınır koydu. Dedi ki, şunlar, şunlar, şunlar senin yiyeceklerin ve geçimin, şunlar ise diğer canlıların. Bunlar sana helaldir, diğerleri değildir. Çünkü sana ait değildir, diğer canlılara aittir. Onların hakkıdır. Bu varlık bir müddet kendi hakkıyla yetinmeyi bildi. Fakat sonra diğer canlıların da hakkına el atmaya başladı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak müdahalede bulundu ve emretti. Yapma, yeme, alma. Ama bu varlık bunu dinlemedi. Aldı, yaptı, el uzattı. Bunun üzerine bir ikaz daha geldi. Üçüncü ikazda netice vermeyince Cenab-ı Hak onları sürgüne gönderdi. Doğudan aldı, batıya gönderdi. Onlar yeni bir yerde yaşamaya başladılar. Bir müddet cezalarını dolduracaklarını düşündüler ama sonra isyan ettiler. Dediler ki, burası bize ait değil. Biz kendi yerimize gitmek istiyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, cezanız dolmadı. Onlar dinlemediler ve yürümeye başladılar. Bunun üzerine durun dedi Cenab-ı Hak. Durmadılar. İkinci, üçüncüye durmayınca yere emretti, tut. Yer onları tuttu, kıpırdayamadılar. Kıpırdayamaz hale gelince bu sefer Allah'a sövmeye başladılar, hakaret etmeye başladılar. Bunun üzerine Allah yere emretti, yak dedi. Yer onları yaktı, kül etti. İşte nefs o varlıkların külünden yaratılmıştır diyor Cabbar Kulu. Şimdi bu anlatımda çok güzel mesajlar var. Evet. Nefs biliyorsunuz her şeye yönelir ve kendi hakkı olup olmadığına dikkat etmeksizin her şeye sahip olmak ister. Her şey benimdir. Evet. Ve nefsin en önemli özelliğidir o benim kısmı. Merkezde ben vardır. Biz olamadık bir türlü. Biz olmaz, başkası yoktur. Başkasının varlığı kendisi içindir zaten. Kendisi her şeyi hak edendir. Başkası da her şeye müstahak olandır bu anlamda. Zaten insanoğlu şunu bilmesi lazım hocam. Yani haklı olmak, haktan yana olmak. Evet. Şimdi nefsi buna göre belirlemesi lazım. Ya da özgür olmak mı yoksa özgün olmak mı? Evet. Yani bunu zaten kendinde benimsersen nefsin de nereye gittiğini veya nefsine nasıl hakim olacağını da çok daha rahat kavrayabileceğini diye düşünüyorum. Buyurun. Mesela çok güzel söylediniz özgür olmak. Şimdi özgürlük kavramı kelime olarak türetilmiş sonradan. Uydurma demiyorum. Hadi diyelim uydurulmuş bir kelime. Ama kim uydurmuşsa çok güzel uydurmuş. Müteşekkiriz ona. Neden? Çünkü özgür, özün gürleşmesidir. Bu öz nedir? Ruhumuza ait olandır. Nefsimize değil. Dolayısıyla özgür olmak kemalat, olgunlaşmayla alakalıdır. İhtiyar olmaktır özgür olmak.
İhtiyar nedir? Kendi iradesine kendisi karar verebilen, kendi yolunu kendisi çizen, ama bu yolun ne olması gerekiyor? Doğru olması gerekiyor. Tıpkı, şimdi buraya cem evlerinden geldik, işlevlerinden, tıpkı cem evlerinde çizilen yol gibi. Nedir cem evinde çizilen yol? Orada bir yol çiziliyor. Yani evet, insanlar bir araya geliyor. Dayanışma merkezi olarak, evet. Birlik, beraberlik mekanı olarak, evet. Ama bakınız, ikincisinde mekan demeyeceğim. Doğru yolun çizildiği ve yaşandığı mahal oluyor. Mekan olmaktan çıkıyor artık orası. Bir mahal oluyor. Şimdi mahal kelimesini nasıl kullanıyoruz? Mesela kalp bir mekan değildir. Kalp bir mahaldir. Neden kalp bir mahaldir? Yere göğe sığmayan Allah oraya sığıyor. Bir müminin kalbine sığabiliyor. Şimdi bir sonsuz bir sonluya sığar mı? Hayır. Demek ki orası bir mahal, mekan değil. Cem evleri de bir orada bir yol çiziyor. Çizilen yol ile mahal haline geliyor. Nedir bu yol? Sırat-ı müstakim. Doğru yoldur. Ve yol hakikaten incedir. Ben bunu tabii sadece şahsıma ait bir kanaat, fikir değil. Sırat köprüsüne benzetiyorum. Sırat köprüsü bizim doğumumuzla ölümümüz arasında kurulmuştur. Tam da cem evlerinde bu işleniyor değil mi? Evet. Sizler daha iyi bilirsiniz. Kılıçtan da keskindir, kıldan da incedir. İncedir. Bu yolda evet uzun bir yol, düşenler oluyor. Muradımız düşülmemesi ama düşenler oluyor. İşte o zaman cem evlerinin bir başka fonksiyonu, işlevi karşımıza çıkıyor. Düşkünlere yönelik ne yapılacak? Değil mi? Affedilinceye kadar dışarıda tutulacak. Sonra dara çekilecek. Orası bir dar meydan olacak. Tabii müşkiliyeti halledecekler. İlla ki onu halledecek. Yani o haliyle gelmeyecek. Şimdi Mevlana'ya atfedilir, her ne olursan ol gel diye. Aslında bu sözün Mesnevi'ye sonradan dahil edildiği kanaati hakim. Fakat sözün dahil edilmesinde bir sıkıntı yok da tercümesinde sıkıntı var. Aslında orada tam tercüme şudur. Ne olursan ol, dön gel. O halinle değil. Gelecekte. Yani cem evine ne giremez? Riya giremez. Kibir giremez. Yalancılık giremez. Açgözlülük giremez. Bakın, insandan bahsetmiyoruz değil mi? Huydan bahsediyoruz. Evet. Bir nefsi dışarıda köreltip gireceksin. Evet. Dışarıda bırakacak onu. Bütün bunlar dışarıda bırakılması gereken şeyler. Dolayısıyla yoldan düşen, o düşmesine sebep olan şeyi dışarıda bırakacak, halledecek. Onun çaresine bakacak. Sonra da onun pişmanlığını yaşayacak. Ve öyle gelecek oraya. Şimdi bu bakımdan bir terbiye mekanıdır cem evi. Güzel ahlakın oluşturulmasının yeridir, meydanıdır. O meydana güzel ahlak gelir, o meydandan güzel ahlak zuhur eder, ortaya çıkar. Yunus'un dediği gibi dergâhta hizmet ederken diyor ki, neden Yunus odunlarını bile bu kadar seçerek doğru getiriyorsun? Bu dergâha eğri odun bile giremez diyor. Aynen öyle. Cem evlerinde mahiyeti budur. O yüzdendir ki Alevi camiasına mensup olanlar ve bu mensubiyetlerini cem evlerine giderek ibadetlerini de aksatmayanlar sözlerinin eridirler. Çok korkarlar. Bir söz verdiklerinde borçlarından çok korkarlar. Aman ödeyemezsem diye. Güvensizlik doğurmaktan çok korkarlar. Yani ahlakı çirkin kılacak ne kadar özellik varsa ondan gerçekten kaçınırlar.
güzel ahlakı gösterebilecek ne kadar şey varsa da ona yakınlaşmaya ve onu davranışlarına yansıtmaya çalışırlar. Şimdi biz gittik Bulgaristan'da, daha önce de gitmiştik. Orada bizi karşıladılar. Şimdi güzel ahlak ve güzel davranış adına bütün örnekleri, timsalleri orada gördük. Neler gördük? Mesela geçen gidişimizde, çok etkilemiştir beni, bir cem semah yapıldı. Tabii cem ayininin tamamının yapılması mümkün değil. Bir semah yapıldı. Hanımlar bizi karşıladılar köy girişinde. Çok da güzel bir yerdi. Cem evi de çok güzeldi orada hakikaten. Elmalı Baba'daydı. Elmalı Baba'da. Şimdi bacılarımız o kadar mütevaziydiler ki. Şimdi bu kültürün içerisinde yetişmeyip başka bir kültürden gelen bir araştırmacı muhtemelen yanlış yorumlar yapabilir o görüntüden. Nasıl yorumlar? Çok da nitelendirmek istemiyorum. Ya ne kadar hani aciz bir görüntü var, bunlar ne kadar böyle işte, yani söylemek bile istemiyorum o tabirleri. Küçümseyebilirler kısacası. O kültüre yabancı olanlar. Neden? Çünkü misafirperverliğin gereği olarak gelen misafiri kendi canlarından, kendilerinden üstün tutuyorlar ve bu üstün tuttuklarını bizatihi gösteriyorlar. Göstermek için de özel olarak gayret sarf ediyorlar. Ama biz biliyoruz tabii ki, yani o kültürün içerisinde yetişmişiz, gelmişiz. Sonra içeri geçildi, bir sohbetimiz, muhabbetimiz oldu, bir semah dönmeleri bizim için yaptılar, sağ olsunlar, müteşekkiriz yine. Kendi yerlerine ait o nefesleriyle beraber. Nefesleriyle beraber, çok daha farklı evet. Şeydi. Hakikaten farklıydı birazcık bana. Mesela Malatya'da da görmüştüm ama oradan biraz daha farklıydı. Evet. Her yerin ki kendine göre bir güzelliği var hiç şüphesiz. Şimdi bacıların bir gelişi var. Şöyle tasvir edebilirim belki. Bir sürçülisan edersem lütfen affola, canlar bizi bağışlasınlar. Böyle ürkek bir güvercin gibi geldiler adeta meydana. Sonra semah başladı. Birdenbire kollarını açtılar, bir kartal gibi oldular. Sen koştular değil mi? Evet. Ayaklarını da böyle yere vurduklarında şah diye. Aman ya Rabbi. O nasıl bir azamettir? O nasıl bir güzelliktir? O nasıl bir içtenliktir? İşte orada devleştiler. Devamında da zaten ayaklar yere değiyor mu, değmiyor mu anlayamıyoruz. Aşk öyle halini bir yakalıyor çünkü. Evet, hocam. O aşk halini yakaladıkları için, hakikaten aşk ile döndükleri için. Şimdi böyle bir güzellik var. Bir anlayış, yani dedem Korkut da der, yabandan gelen misafiri ağırlamak der. Bunu bize emreder dedem Korkut. Şimdi bu tutumun, bu geleneğin orada nasıl davranışa dönüştüğünü görüyoruz. Mesela bu son gidişimizde de cem evini açtıktan sonra bir başka cem evine gitmiştik. Evet, Madrova'da. Evet. Orada da bacılar ikramda bulundular. O ikramı getirirken ki halleri, tutumları, davranışları, dünyayı bağışlıyorlar bize yani. Böyle o kadar içten, o kadar muhabbetle. Başka bir şey söyleyeyim hocam, lafınızı böldüm, kusura bakmayın. Hatırlarsanız bir oturduk bir yerde yemek yerken, yani sanki evindeymişiz gibi. Evet. Yemeğiniz sanki bitmemiş ki bir daha efendim, çok daha devam var. Yani merak etmeyin gibilerinde. Evet. Sanki bir lokanta değildi. Lokantaya gittik değil mi? Yani lokanta, Levent Bey'e buradan selamlar. Lokantanın delikanlı sahibinin evladı. Hanımefendiye de selamlar. Şimdi çorba içiyoruz.
Hanımefendi birden zaten çorba dediğinizde yani Türkiye'deki kaseler gibi değil. Kocaman kase. Hanımefendi birden dedi ki içeride daha çok bakın içmek isteyen olursa yine getireyim vereyim. Sanki evinde ağırlıyor bizi. Orada Hüsnü Hoca dedi ki ya dedi çok şükür dedi biz kapitalist olamayız dedi yani. Kapitalizm bize uygun bir şey değil zaten. Biz de kapitalist olamayız dedi. O bize ikramda bulunurken ki yüzlerinin o güzelliği, içtenlikleri unutulabilir mi? Kesinlikle. Yani bu bir ticari iş olarak yapılacak, zorlamayla olacak bir şey değil. Bu içten olacak bir şey. Aşk ile yapılacak bir şey. Başka türlü mümkün değil. Evet. Tabii aşk ile dedim buradan Cem Evlerinin bir başka işlevine belki temas etmek gerekir. Tabii buyurun hocam daha vaktiniz var. Orası aşk meydanıdır. Oraya gönlü açık olanlar gelir. Gönlü açık olanlar da gönüllülük vardır. Zorakilik yoktur. Aşk konuşulması zor bir konu aslında. Çünkü aşkı her tarafa koyabiliyorsunuz. Ruhani aşk, manevi aşk, sevgi aşk. Yani evet, aşkı mecazi, aşkı hakiki. Fakat bütün bunlar tek bir aşka yönelik. Aslında mecazi aşk ve ilahi aşk diye bir ayrım esas itibariyle doğru değil. Çünkü aşkın kaynağı tek. Yani kişi Leyla'yı severken aslında aradığı Mevla. Nitekim Fuzuli'nin Leyla'yı Mecnun'unda bu çok güzel hikaye edilmiştir. Leyla, Fuzuli'nin, daha doğrusu Mecnun'un aşkından şüphe eder. Der ki Mecnun'a, gel benimle bir lahza hemdem olalım. Yani bir birlikte olalım der, yaşayalım der. Fuzuli de düzeltiyorum tekrar. Ha niye Fuzuli diyorum bu arada onu da söyleyeyim. Fuzuli Leyla ile Mecnun'u yazar. Yazdıktan sonra bakar ki Mecnun'un kendini geçti. Aşık-ı Sadık menem der. Mecnun'un sadece adı var der yani. Mecnun da Leyla'ya der ki mende aşikar olan sensen. Hud men yuhum ol ki var sensen. Men mensem sen kimsin ey yar? Sen sensen neyim men izar? Yani burada diyor ki sen ben yok ki zaten. Biz bir şeyde, bütünde, birde tamamlandık, bütün olduk diyor yani. O bunun üzerine Leyla da diyor ki aşkından guman ederdim diyor. Şüphelerim vardı, o şüphelerim gitti diyor. Tamam diyor yani sen gerçekten seviyorsun diyor. Yani Leyla da olsa bu aradığı Mevla'dır. O yüzden de birçok erenimiz şunu söylemişlerdir. Sevsin, neyi severse sevsin. Yeter ki sevsin. Çünkü o sevgi onu bir yere ulaştıracak. Ama sevgi olmazsa onun ulaşabileceği bir yol yok. Çünkü bir yol yürümüyor, herhangi bir yolu yok. Hani Erkin Koray'ın bir şeyi var, şarkısı var. Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın diye. O şaşkın. Ama sevgi varsa şaşkınlık yok. Bir yol var. O mutlaka girecektir zaten bir yere. Giderken de yani kimi şu yoldan gidecek, kimi bu yoldan gidecek. Yollar belki farklı olacak. Ama ne mühim, yani ne önemi var? Niyazi Mısri'ye nazire olarak yazılan bir şiir var. Şeyh Baba Mehmet Süreyya'nın. Orada diyor ki yolları ne var ayrı ise hepsi sana aşık. Her biri bir yol ile gülzara gelirler. Hepsi cennet bahçesine geliyor. Hepsi o bahçeye geliyor ama
farklı yollardan geliyor. Ne olacak ki? Hani bu şuna benziyor. 40 budaklı şamdan da yanan, eriyen mum birdir. Tektir. Aynen öyle hocam. Mum sembolü burada neye işaret eder? Mum fitili kendi içindedir. Yağı da kendine aittir mumun. Yanar, etrafı aydınlatır. Bu arada erir. Eridikçe erer. Evet. Erdikçe de erir. O yanacak ki birileri aydınlansın kendisiyle birlikte. Bir aynı zamanda bu bir fedakarlıktır. Yanmak kolay iş değildir. Ama öteki tarafta sevgi yoksa Yunus'un dediği gibi işidin ey yarenler aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Eyvah. Taş yürekliye ne yapsanız boştur. Onu çatlatacak, onu kıracak, dağıtacaksınız ki ha o onu kıracak güç kimde var? Onu kıracak güç evet var birilerinde. Onu kıracak güç o ateşte yanmış olanlar da var. Ağlamış olanlar da var. Yine Yunus diyor ki dolap niçin inilersin? Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşığım, anın için inilerim. Suyum aşağıdan alır, yüksekten dökerim. Görün bakın ben ne çekerim, derdim vardır inilerim. İnilerim. Şimdi derdi olacak. Bir derdi olacak. İşte bu anlamda cemevi dertlilerin yeri. Dert olmadan devanın talebi olmaz. Evet. Dert olacak, deva da talep edilecek. Hocam zaten bizim büyüklerimiz şöyle derdi. Alevi toplumu 1963 yılına kadar yani 3 aşağı 5 yukarısı kendi davalarını cemevlerinde, o ibadethanelerinde cemlerinde çözerlerdi. Hiç mahkeme yüzü görmemişler. Evet. İlk davaları işte 70'li yıllara doğru 63 yılından sonra bu olay çözülmeye başlıyor. Yani hangi anladım? Mahkemelere başvurmalara başlıyor. Ondan önce müşkülüyetlerini hep orada çözerlermiş. Yani pir onların karşısında bir hakim sıfatıyla hakkaniyetli bu davaları dağıtarak insanlara güven vermiştir. Ki halen bazı bölgelerimizde bu var. Yani o inancını hiç kaybetmemiş. Anadolu'nun bölgelerinde, Anadolu'nun bazı bölgelerinde inançları içerisinde davalarını o pir huzurunda çözerler. Pir, çünkü inanırlar ki hakka niyetli davranır. Haklı olmak değil ki haktan olan olmaktanı bu davalarını çözerler ve o süreçte bugüne kadar geldi. Bunun en güzelliği işte insanların birbirine o bağdaşması, barış içerisinde, sevgi içerisinde, aşk içerisinde burada ibadetlerini yapmasıdır hocam. Evet, şimdi orada ceza da veriliyor ama şimdi orada verilen ceza hakikaten terbiye edici. Çünkü huzurda bulunurken orada herkes hakkın tecelli edeceğinden emin bir. İkincisi hakkın tecellisinde muhatapların ceza alan almayan neyse birbirlerine yönelik gönül kapılarını kapatmama esası var. Şimdi hala Anadolu'da zaman zaman çeşitli gruplar, aileler, aşiretler arasında kavgalar olur değil mi? Yani evet. Gönül istemez ama olan şeylerdir bunlar. Kim yerlerde kan davasına kadar maalesef gider bu mevzu. Şimdi bu işin halledilmesi noktasında her zaman kurumlardan bir şey beklemek doğru değildir. Şimdi bazıları diyecek ki yani iki başlı bir adalet hukuk sistemi mi oluyor? Hayır. Tam tersine. Orada bir önlem alınıyor. Henüz daha başlangıçta iken o olgu yani ilerlemeyip büyük sıkıntılar doğurmamışken bir tedbir alınıyor. Şimdi sizin hayatınızda da çok örnekler vardır.
asla bunlar barışmaz denilen, diyelim ki aileler aralarında bir şey oldu. Hatırlı biri gittiğinde barışmıyorlar mı? Barışıyorlar. Barışıyorlar. Kesinlikle barışıyorlar. Oradan büyük bir felaket önlenmiş olmuyor mu? Oluyor. Bu bir güzelliktir. Ama diğer tarafta mesela cemlerde, meydanda diyelim, daha doğrusu cem evinde dara çekilirken veya sorguya çekilirken, haklar helal edilirken, ki bu sadece dünyada değil, ölmüş olanın da haklarının helal edilmesi orada gerekiyor. Ve bu ölmeden önce evveli dile getiriyorsun hocam. Değil mi? Evet. Dolayısıyla adaletten sapmaya müsaade edilmiyor tabiri caizse. Bu bakımdan hakikaten çok büyük bir işlevi var cemevinin. Anadolu'da bu işlev biraz zayıflamış durumda şu anda. Tabii ki şehir hayatı bunda etkili oluyor, şehirleşme dediğimiz. Maddi kaynaklar etkili oluyor. Birçok bunun sebepleri var. Sebepleri var. Ama benim kanaatim şu. Modern hayatın gerektirdiği, şehrin yoğunluğunun ve hayat tarzının gerektirdiği bir yenilenme ile cem evleri yaygınlaşır ve inşa edilirse zannediyorum o geleneğin çok o güçlü kodları ve usulleri belki biraz daha değişerek ama aynı işlevi, aynı sorunları halletme usullerini devam ettirir ve görür diye düşünüyorum. Bundan ümitliyim. Bu noktada cemevleri evet bir ibadethanedir. Ama ibadethane olmayla sınırlı değildir. Kesinlikle hocam. Buradaki bizim en büyük, Alevi toplumun en büyük sıkıntısı şu. Cemevlerin açılışı ve cemevlerin işleyişi içerisinde orada hizmet edecek kimsenin olmayışı, hangi manada kimsenin olmayışı? Sadece perşembeden perşembeye, cumartesi pazar demek değil bu. Aslında orada hizmette olan dedenin her gün orada olması lazım. Veya zakirin orada olması lazım. Çünkü neden söylüyorum bunu? İşte bugün camilere baktığın zaman oradan geçerken ya işte hocaya gideyim de bir şeyler sorayım veya bir şeyler danışayım. Ama cemevlerde yok. Neden yok? Çünkü dedeleri istihdam edemiyoruz. Evet şu anda yani bu ekran karşısında da gene söyleyeyim. İnsan Hakları Mahkemesi verdiği bir karar var. Biz maalesef ki Türkiye'yi yönetenler daha bunu bir öngörmediler. Zaten ibadet olarak biz onu gördük. Toplum olarak gördü. İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verdi. Türkiye'deki Yargıtay da verdi bu kararı. Çünkü açılan bazı davalar o cemevi ibadethanedir. Bunun bir meclisten geçip madde olarak kanuna girmesi gerekiyor. O girdiği zaman işte oradaki hizmet eden kişinin dedenin de kamu yararına hizmet eden bir kişi olarak maaşını alacak, hizmet edecek. Şimdi kim oturtabilirsiniz? Emekli olmayan bir dedeyi getirip oturtamıyoruz oraya. Kaç tane emekli var veya kaç kişi bu işe gönlünü adamış, gönül vererek yapıyor bunu? Kaç kişi bulabilirsiniz? Evet. Şimdi orada bir şey belirtmek istiyorum. Acizane kanaatim şu. Genellikle cem evinin ibadethane olması meselesiyle alakalı olarak şöyle bir yanlış değerlendirme yapılıyor. Alternatif bir ibadethane mi? Hayır. Şimdi ne alakası var? Yani cem evi ve cami ne birbirinin alternatifidir ne de birbirinin muarızı karşıtıdır. İkisi de cemden gelir zaten yani ayrıca. Kaldı ki biz yeni Müslüman değiliz ya. Dün Müslüman olmadık. Bu topraklarda 1000 yıldır yaşıyoruz. Ve 1000 yıllık bu süreç içerisinde caminin dışında ibadethanelerimiz olmadı mı? Meydanlar oldu, dergahlar oldu, tekkeler oldu. Bunlar birbirinin muarızı, karşıtı, alternatifi miydi? Hayır. Biraz önce söylediğimiz gibi her birisi bir yol ile gülzara gelirler. Her birisi bir şeye hizmet etti. Mesela dergahlar, efendim tekkeler, hatta hemen örneğini de verelim, Akyazılı Baba Tekkesi. Gittik, perişan halde. Hangi anlamda perişan halde? Hristiyanlar sahip çıkıyorlar, burada yatan bir azizdir diyorlar.
her şeyle bilinen, ayrıntılı olarak biliniyor ki Akyazılı Baba oradadır. Şimdi o tekkenin, meydanın, türbenin mimarisine, yapılışına şöyle detaylı baktığımızda ne görüyoruz? Biz birinci bölümde, üçüncü bölümde görelim onu hocam. Yine reklam arasında göz, yine sözünü verdik. Tamam. Sevgili dostlar, hocam bölmek istemedim ama evet, bir reklam arası vereceğiz. Reklamın sonunda yine birlikte olacağız. Evet sevgili dostlar, kısa reklam arasından sonra yine birlikteyiz. Sizler ekran başında, ben de burada hocamı zevkle dinliyorum. Ve ben gene ikinci bölümde reklama girmeden önceki konuyla devam edeceğiz. Akyazılı Sultan Baba'yı konuşuyorduk. Oradaki o türbenin bugün baktığı zaman bir Bektaşi Eren'in kendilerine hem tarihi değiştirerek, çünkü tarihte de değişiklik yapmışlar, hem o mekanı değiştirerek kendi müze haline getirir ve bir maddi güç kendilerine sağlamak amacıyla bir dergi haline getirmişler. Buna dergah mı deriz ya da ticarethane mi deriz? Evet. Çünkü para kesiyorlar orada. İşi ticarete dökmüşler ama diğer taraftan tabii bir aziz olduğunu, onu Hristiyanlaştırmışlar. Kendilerine ait bir tırnak içerisinde bir figür haline getirmeye çalışıyorlar. Bilinen bir gerçek var orada. Yani sır değil. Hani tartışmalı bir mevzu değil. Burada yatan kim, kim değil. Böyle bir tartışmalı mevzu yok. Çünkü tarihi çok ayrıntılı şekilde bu noktada biliniyor. Kayıtlarda da var. Biz Akyazılı Baba'nın Akyazılı Baba hakkındaki bilgileri Demir Baba Velayetnamesi'nden öğreniyoruz. Evliya Çelebi'nin orada gezerken gördükleri, kayda aldıkları var. Başka kaynaklar da var. Dolayısıyla orada şaibeli veya şüpheli bir durum yok. Evet. Bektaşi Eren'dir ve büyük bir uludur. Zaten hocam biliyorsun önce Demir Baba'ya gittik. Evet. Yani Demir Baba'daki o ruhani duygu ben Akyazılı'da alamadım. Evet, alamadım. Yani siz aldınız mı bilmiyorum ama. Çünkü oradaki farklı bir daha inançla, itikatla gidiyorsun. Aslında Akyazılı'da da öyle gittik ama. Evet. Orada o haz alamadım ben. Evet, çünkü yani zahir tarafından bakacak olursak her tarafta haç gördük. Meryem Ana anamızdır. Eyvallah. Resimler gördük. Bize ait ne varsa kaldırıp atıldığını, yok edildiğini, üstünün kapandığını, kaldırıldığını gördük. Evet. Yani başındaki taşı, üzerindeki tacı hiçbir şey bırakılmamış. Dümdüz hale getirilmiş ve öyle bırakılmış. Dolayısıyla zahiri olarak bir kere etkileniyor insan. Diğer taraftan da yani ben pozitivist ve aklı tabii ki önemserim ama rasyonalist bir akademisyen değilim. Kim ne derse desin. Manevi bir ikram alamadık. Kızgın. Akyazılı Baba kızgın. Yani şimdi bu söz efendim sosyoloji eğitim almış, profesör olmuş bir akademisyen ikram alamadım, manevi kızgın işte kim ne derse dersin umurumda değil. Ama bizim sorumluluğumuz var bununla ilgili. Şimdi Demir Baba'ya gittiğimizdeki ruh halimiz ve oradaki manevi atmosfer Akyazılı Baba'da yoktu. Bunu görmeyen, kör olan göz bile fark eder. Ha, Demir Baba'nın da başına aynı işler gelmişti geçmişte. 1925 yılında Bulgarlar kendilerine bir geçmiş, manevi bir temel inşa etmek, bir ulus inşa etmek için Demir Baba'ya aziz demişlerdi. 1925 yılı. O zaman da bir mücadele olmuştu. Mücadele neticesinde elimizdeki bilgilere göre Demir Baba'nın kabrinin açılmasına karar verilmişti. Kabri açtırılıyor. Bakılıyor ki yani teni bozulmamış, kefen bozulmamış. Ama buna rağmen Bulgarlar işi daha da ileri götürüyorlar. Yani anlatmaya gerisini gerek yoktur. Çirkin şeyler. En nihayetinde evet. Yani diyorlar ki ya Demir Baba yani bunu saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek bir ne güç var ne bir herhangi bir şey var. Dolayısıyla
Orada mücadele bir amaca, bir sonuca, amaca yönelik sonuca ulaşıyor. Şimdi aynı mücadeleyi Akyazılı Baba'da da vermek lazım. Bu hepimizin sorumluluğu. Ama başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanlığı bu işe bir el atması lazım. Atması çünkü lazım. Atacağı kanaatindeyim. Devletimizin şanına ve şerefine uygun bir davranışla ve tutumla bu meselenin halledilebileceği kanaatindeyim. Çünkü hocam orada dikkat ettiyseniz tanıtımında da Bulgarca var, İngilizce var, Türkçe yok. Türkçe çünkü yok. En çok Türkler ziyaret ettiği halde yok. Garip taraf daha var. Akyazılı Baba yazıyor, Aziz diyor. Evet. Orada hani giderken yolda konuştuğumuz gençler vardı. Delikanlılar evet. Türkçe konuşuyor. Müslüman değiller ama. O bizim azizimiz diyor. O bizim azizimiz diyor. Olsun ya, onlar da gitsin. Ama onların azizi değil. Yani Sarıl Saltuk Baba'ya Hristiyanlar da gidip ziyaret ediyorlar. Biz gittiğimizde Hristiyan ziyaretçiler vardı. Evet. Yani kapı dışarı mı ediliyoruz? Yani hayır. Herkese, 72 millete bir gözüyle bakmayan halka müderris olsa Hakk'a asidir. Oraya gelen herkes bir candır. Aynen öyle. Ama bu işi işte Bulgar'a kendisine bir ulus yaratmak için bir manevi temel oluşturayım. Bu tutmaz yani. Boşuna bir çaba. Çünkü Akyazılı Baba köküyle, gövdesiyle, dalı budağıyla çok iyi bilinen ve asla üstü örtülmesi mümkün olmayan bir gerçektir, hakikattir. Gerçeğin demine, devranına hu. Yani nasıl gizleyeceksiniz onu? Dolayısıyla evet, kurumlarımıza, biz akademisyenlere, siz sivil toplum örgütlerine düşen vazifeler var. Herkes kendi vazifesini yerine getirdiğinde bu meselenin halledilebileceği kanaatindeyim. Böylece geçmişimize hürmet etmiş oluruz ve hürmetimizin gereğini yapmış oluruz. Sahip çıkmış oluruz demiyorum. O çok çirkin bir kelime. Geçmişimize sahip çıkalım. Sahiplik değildir o. Onun sahibi değiliz biz. Şimdi orası bir hafıza mekanıdır. Hafıza mekanları geçmişle geleceği bugün de buluşturur. Adeta haldeyken insan, bu demdeyken bir eliyle geçmişe, diğer eliyle de geleceğe uzanır. Hafıza mekanları vasıtasıyla yapar bunu. Geçmişten bugüne bir şeyler getiririz. Gelir. Orada o sadece taştan, ağaçtan ibaret yapılardan oluşmuş somut nesneler değildir. Nesnelerin ruhu vardır. O ruhu veren bizleriz zaten. Yüzlerce yıllık süreç içerisinde nesilden nesile intikal ederek devam etmiş olan bir gelenek var orada. Öyle basit bir şey değil bu. Evet. Ha, yıkılması da basit değil ama şöyle bir şey var. Şimdi 2008'de dedi galiba Mehmet Dönmez Hoca, Profesör Doktor Mehmet Dönmez. Oraya daha önce gitmişti. Evet, alan çalışması yapmaya. Alan çalışması yaparken bizi de orada o oranın eski halini anlattı. Şimdi o eski halden maalesef bir eser yok. Hocam, şimdi 2 sene önce de gittim ben. Evet. İşte bir de geçen hafta oradaydık. Bir çivi çakılmamış. Evet. Hiçbir şey yapılmamış. Peki neye hizmet? Girişte para alıyorsun. İşte resim çekerken para alıyorsun. Evet, resme de para alınıyor. Kapitalist bir bakış açısı. Orayı bir geçim kapısı olarak görmüşler aynı zamanda. Ama ne var orada? Orada bize ait bir dünya var. Her şeyiyle bizi resmeden bir dünya var. Mesela aşevi vardı değil mi? Evet. Orası aynı zamanda meydan. Meydan evi. Tabii, meydan evi. O aşevinin çok büyük bir ocağı var. Ve bu büyüklüğe yakışır uzunlukta da bir bacası var. Akyazılı Baba'nın özelliği, orada baca her zaman tütüyor. Her gün
yüzlerce insanı ağırlıyor orası. Misafiri hiç bitmeyen bir yer. Mesela o meydanın tam ortasında, o çatı gördüğümüz gibi değil tabii, eski hali, son derece güzel işlemelerle, nakışlarla bezeli bir çatıdan bahsediliyor kayıtlarda. O çatının ortasından tam yere doğru 300 mumluk bir şamdan sarkıyor. 300 tane mum düşününüz. Zaten mekan büyük. Duvarlar ve duvarların dipleri her gün orada onlarca kurban kesiliyor. Kesilen kurbanların postlarıyla döşenmiş vaziyette. Oraya gelen 3 günden fazla kalamıyor. Çünkü misafir çok. Geleni ağırla, her geleni ağırlamak gerekiyor. Mal varlığı çok. Vakfın o zaman, yanlış hatırlamıyorsam, 10 bin küçük baştan bahsediliyor. 200 büyük baştan bahsediliyor. 2000, 12 bin canlı işte şey var. Yani onu her gelene işte kurban kesilecek, dağıtılacak. O baca, o ocak. Ocak her zaman tütecek. Şimdi böyle bir anlayış. Zaten dergahların işlevi bu değil miydi hocam? Tabii. Yani o bacalar sürekli tütecek. Tabii işte bu, buraya da şuradan gelmiştik. Oraya bağlarsak daha iyi anlaşılacaktır inşallah. Cem evleri herhangi bir şeyin karşıtı, efendim, muarızı veya alternatifi değildir dedik ya. Şimdi tekkelerden, zaviyelerden, dergahlardan bahsediyoruz. İşte Bektaşi tekkesidir. Bu işlevi nedir? O bölgeyi eski tabirle şenlendirmek. Şenlendirmek, imar etmek, o bölgeyi hem ekonomik açıdan canlı tutmak, hem yardımlaşma, dayanışma, hem bir yatacak, kalacak yer. Mesela Osmanlı'da seyahat eden ve seyahatnamelerinde bunu günlüklerinde yazan Batılılar var. Onların en çok hayret ettikleri şeylerden birisi şu, diyorlar ki, ki yazdıkları dönem Avrupa'da feodalizmin hakim olduğu, merkezi otoritenin yokluğu dolayısıyla can ve mal güvenliğinin neredeyse kalmadığı, yolların güvenilmez hale geldiği bir dönem. O yüzden de çok hayret ediyorlar. Diyorlar ki kervan yolu boyunca Osmanlı'yı bir baştan bir başa aşarken hiçbir yerde bir kuruş harcamanıza gerek kalmıyor diyor. Ve bir dil bilmeniz yetiyor diyor. Türkçeden başka dil bilmenize de gerek kalmıyor. Şimdi bir kuruş nasıl harcamıyor? Nerede kalıyor bunlar? İşte böyle yerlerde kalıyorlar. Bunlar yardımlaşma, dayanışma, şenlendirme merkezleridir. Ve bu işlevleriyle modern hayatın gereklerine uyum sağlayarak, biraz değişerek ama devam ederek bunu yapabilecek kurumsal güce, donanıma sahibiz biz. Evet. Gelenek dediğimiz şey zaten budur. Gelenek donmuş kalıplar değildir. Donan şey kokuşur. Gelenek değişerek devam edendir. Gelene ek yapılarak devam edilendir. Bir ek yapılacak elbette buna ama özü korunacak, özüne sadık kalınacak. Ek yapılacak. Dolayısıyla cem evleriyle ilgili değerlendirmeleri yaparken, bir ben sosyolog olarak söylüyorum bunu ve çok açıklıkla, inanarak ve bilebildiğim kadarıyla, bilerek diyeyim, iddiam biraz da ölçülü olsun, bilerek sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin merkezi olacaktır, kurumları olacaktır. Dolayısıyla çatışmaya değil, bütünleşmeye hizmet edecektir. Biz sosyolojide iki tür bütünleşmeden bahsederiz. Biri işlevlerde bütünleşme, işlevsel bütünleşme. Yani
bir iş yapılacak veya herhangi bir şey yapılacak. Bunun değişik boyutları paylaşılır. Bir araya geldiğinde de bir bütün teşkil eder. Bir otomobil düşünün, bir sürü parçası vardır ama bir araya geldiğinde bir otomobil oluşur. Bütünleşmenin bir boyutu budur. Cemevlere evet böyle işlevleri var. İkinci boyutu da mana etrafında bütünleşmedir. Cemevleri mana etrafında bütünleşmenin de temelini atıyor. O yüzden efendim dikkat diyorum, lütfen dikkat diyorum. Çünkü Alisiz Alevilikten bahsedildiği ve yabancı vakıfların da desteklediği hezeyanların dolaştığı bir dönemde cemevleri o hezeyanlarla ancak mücadele edecek kurumlardır. Alisiz Alevilik olur mu? Yani denizden, ummandan bahsediyorsunuz, susuz deniz diyorsunuz. Suyu olmayan deniz olur mu? Alisiz Alevilik de olmaz. Hiç şüphesiz olmaz. Ama gel gör ki sosyal medya ve burada yazılan yazılar henüz daha kendi gerçekleriyle tanışma fırsatı bulamamış gençlerin zihinleri üzerinde tesir ediyor maalesef. Evet. Peki hocam, şöyle bir soru da yönelsem. Yani bu çerçeve içerisinde işte inançlar bazında az önce Hristiyanların da türbeleri ziyaret ettiğini, Müslüman toplumunda ziyaret ettiğini, sadece belli bir kitlenin etmediğini. Peki kimliğimizi farklı kılan şey nedir? Ya da kimliklerimizi? Şimdi önce şöyle bir ifade kullanayım müsaade ederseniz. Tabii. Bizim kimliğimizi farklı kılan, kimliğimizin farklılığında farklılığını fark edip farklı olanı ötekileştirmemektir. Kimliğimizin farklılığını fark edip ama farklı olan diğerlerini ötekileştirmemektir. Tabii. Bence bizim kimliğimizi farklı kılan en esaslı nokta budur. Şimdi cemevleri aynı zamanda bir kimlik inşasının ve inkişafının mahalli olarak karşımıza çıkar cemevleri. Kimlik iki türlü düşünülebilir. Bir, dışarıdan giydirilen bir elbise gibi düşününüz adeta. Bu bir inşadır. Ama diğer taraftan da içeriden gelen tekamülle, gelişmeyle, olgunlaşmayla kendisini gösteren bir keşfetme boyutu vardır. Yani inşa ve keşfetme boyutu. İnşa boyutunun unsurları çok çeşitlidir. Dışarıdan gelir bu. Batılılar bunu izah ederlerken şey derler. İnsan kendisini ötekinin aynasından inşa eder veya öteki olmazsa kimlik olmaz derler. Hatta şöyle bir tabir kullanırlar. Ötekinin iğne deliğinden geçmeden kimlik inşa etmek mümkün değildir derler. Ve bu ötekini de mesela bir yazar diyor ki, siyahi bir yazar. Bir gün diyor bana biri bağırdı, dedi ki hey zenci. O zaman kendi kimliğimin farkına vardım diyor. Şimdi evet, dışarıdan gelen o ses de önemlidir. Ötekinin sesi de önemlidir ama bizde farklılar illaki öteki olmaz. Birincisi bu. İkincisi, belki vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Bizdeki ayna metaforu, benzetmesi, mümin müminin aynasıdır hükmü gereğincedir. Şimdi bu ne demek, öbürü ne demek? Şimdi öbüründe öteki karşıda durandır, arası açık olandır, mesafe konulandır. Her iki tarafta birbirine mesafelidir ve her iki tarafta aslında ön yargılar, basma kalıp hükümler ve benzeri tutumlarla zihinlerini inşa etmişlerdir. İnsan insanın aynasında ise, mümin müminin aynasında ise, karşında gördüğün ne ise sen osun demektir.
O yüzden mesela eskilerde vardı bu, şimdilerde çok yok ama eskiler birine kötü bir söz söyleyecekleri zaman, kem söz söyleyecekleri zaman biraz düşünürlerdi. Ona mı söylüyorum, kendime mi söylüyorum acaba? Şimdi şöyle bir tecrübe hemen hemen herkes gözlemlemiştir. Diyelim ki bir hanımefendi var, kızcağızımız var. O gün kafası bozuk. Samimi arkadaşları da var. Kendisini pek de iyi hissetmiyor. Moral çöküntü içerisinde o gün, her ne olduysa artık. Her zamanki arkadaşının her zamanki saçına der ki, aa bugün saçın ne kadar kötü. Ne yapmışsın sen öyle? Aslında kendisini görüyor. Orada seyrettiği bizatihi kendisi. Moralinin düzgün olduğu zaman da gene saç o aynı saç. Aa bugün çok güzelsin. Şimdi bizler birine kem söz söylediğimiz zaman acaba o gün kendimizle ilgili bir sıkıntımız mı var? Onu düşünmek zorundayız. İnsan evet insana aynadır. Aynı olur. Gördüğümüz kendimiziz karşımızdakinden. Ama o ayna ne kadar parlak olursa o kadar gerçeği gösterir. Evet. Her aynada gerçeği göstermeyebilir. Onu düşünmek lazım. Şimdi bu bakımdan cem evlerinin kimlik inşasında ve keşfinde, inkişafında ciddi rolü olduğu kanaatindeyim. Bunu şuradan yola çıkarak söylüyorum. Sahadaki gözlemlerimize dayalı olarak söylüyorum. Mesela cem evlerine giden, ibadete katılan, o birliğe dahil olanlarla doğumu itibariyle Alevi olup ama aslında Alevi olmayan, niye Alevi olmayan diyorum. Alevi olmanın şartı var biliyorsunuz. İkrar vereceksin. Yola girecek yani yoksa. Evet, ikrar vereceksin. Yani illaki ikrar verecek. Dönüşü de yok ikrardan sonra. Şimdi o serencamı, o süreci yaşamamış olanlar arasında fark var. Nasıl bir fark var kimlikte? Biri kendi varlığının şuuruna ererek kimliğini ifade ediyor. Öteki daha çok siyasi, içi boş, kalıptan ibaret bir kimlik olarak ifade ediyor. Şimdi hangisi diyelim ki sistem açısından, siyasal sistem açısından düşünelim. Hangisi tırnak içerisinde tehlikelidir? Hangisi olumsuzdur, hadi tehlikelidir demeyelim. Ve hangisi arzu edilendir? Tabii ki kendi varlığının şuurunda olan arzu edilendir. Çünkü o şuur, o kimliğe aykırı davranışta bulunmaya engel teşkil eder. Evet. O şuur dayanışmayı, birlikteliği, 72 millete bir gözüyle bakmayı emrediyor çünkü. Ve onu kendi hayatı süreci boyunca, hayatı süreci ne kadar yaşamışsa tecrübe ede ede olgunlaştıra geliştiriyor. Hocam son sözlerinizi alayım. Vallahi bir buçuk saat nasıl bitti hiç anlayamadık. Ben son sözlerinizi alayım, ondan sonra kapanış yapalım. Son sözlerim yani son olmasın. Program için son olsun. Bu program için son olsun. Tabii, İnşallah tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Muhabbetimiz bağımızda devam eder. Efendim ben tekrar sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Başta Cem Vakfı olmak üzere Balkanlardaki bizi karşılayan muhabbetle, sevgiyle, fedakarlıkla, çünkü hakikaten çok varlıklı insanlar değil yani, kaynakları sınırlı insanlar bunlar. Ama gönülleri çok zengindi. O gönül zenginliklerine, o muhabbetlerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimize, saygıdeğer seyircilerimize de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Evet sevgili dostlar, muhabbet programı bu haftayı da burada sonlandırıyoruz. Haftaya yine farklı konular ve konuklarla birlikte olacağız. Ben sizin huzurunuzda özellikle bizi kırmayıp bizim programımıza katılmayı, bize destek veren Profesör Doktor Sayın Taner
Tatar hocama teşekkür ediyorum. Ayaklarının yüreklerinin nefesine sağlık. Cem TV emektarlarına teşekkür ediyorum. Onlar da şu anda bizlerle beraber bu hizmette diyorlar. Ve ekran başında, ekranın karşısındaki şu andaki tüm dostlara saygı ve sevgilerimle bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.